Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eski asbestli su hatları nedeniyle musluklardan akan suyu içemeyen vatandaşlar yüksek fiyat tarifesiyle karşı karşıya kalıyor. Türkiye'den gelen suyun tonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti belediyelerine 2,30 kuruşa ulaşırken vatandaşlar suyun kendilerine daha pahalı satılmasına tepki gösterdi. Türkiye'den gelen su Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki belediyelerin deposuna tonu 2,30 kuruşa ulaşırken 28 belediye vatandaşları için farklı fiyat uyguluyor. Suyun en pahalı satıldığı yer Lefkoşa olurken en düşük tarife ise Akıncılar Köyü'nde uygulanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde 28 belediyenin 11'i su tarifesinde tek fiyat uygularken diğer belediyelerde ton miktarına göre tarifeler değişiyor. Suyun tonu bazı yerlerde 8,5 liraya kadar satılabiliyor. Vatandaşlarsa duruma tepkili. Su temizle, suyun içerisinden geçip de evlere ulaştığı borular kötü dediler. Maalesef içemiyoruz çünkü su temiz de suyun içerisinden geçip de evlere ulaştıran borular kötü. Asbest oksitlenmiş, eski. Dolayısıyla bilemediğimiz bir suyu içemeyiz. İstediği kadar arıtılsın, istediği kadar temiz olsun. İyi ki zaten içmeyiz. İçsek bir de midemize oturacaktı. Bu fiyata su mu içilir Allah aşkına? Yani şişe suyundan daha pahalı gelir dikkatli hesaplarsanız. 8 lira tonu hırsızlıktır. Başka hiçbir şey değil. Eğer belediyeler kalkınmak isterlerse sudan yapmasınlar bunu. Versinler hizmeti, hizmetin karşılığında vergilerini alsınlar. Ama suyu pahalı satıp da belediye bütçesine para mı kazandırabilir? Böyle bir saçmalık olur mu? Üstelik de suyun buraya getirilmesine hiçbir sermaye katkıları yok. Türkiye getirmiş, koymuş oraya. Türkiye bütün yatırımı yapmış. Sen de buradan suyun fiyatını artırarak milletin ensesinde zevk yapacaksın. Olamaz böyle bir şey. Şu anda içemiyoruz. Şey musluklardan akar ama kullan içemiyoruz. Yani. Kirli. Kirli. Hala daha bir şey yapmadılar, düzelsinler, temizlensin. Yani içilebilir durumda değil yani. Vallahi bu su buraya geldi. Daha ucuz olsun, susuz kalmayalım diye geldi hesapta ama daha pahalı oldu. Ve her belediye galiba, tam emin değilim ama hepsi kendi belirledikleri fiyatlarla alıyor bu suyu. Hani böyle bir şey var mı ya? Farklı fiyat politikası, her belediyenin suyu abonelerine ulaştırma fiyatı mutlaka farklı olabilir. Ama buna bir çare bulunabilir. Yani genellikle bir halkta bir şikayet vardır suyun fiyatı daha yüksektir diye. Buna bir çare bulunabilir diye düşünüyorum. Ama kırsal kesimdeki belediyelerin ve dağınık birçok yerleşim birimi olan belediyelerin işi pek daha zor diye düşünüyorum. 3,5 TL'ye su veriliyor. Bazı yerlerde 5 TL'ye 6 TL'ye veriliyor tonu. Hayvancılar da tabii bu sudan yararlanmak istiyor. Ama suyun fiyatının yüksek olmasından genel anlamda ifade ediyorum bir şikayet var. Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Senleroğlu ise suyun neden içilemediği konusunda çarpıcı tespitlerde bulundu. Büyükkonuk Belediyesi olarak şu an itibariyle sadece Kaplıca dışında, Kaplıcamız çünkü Türkiye'den gelen, anavatandan gelen suyu tatlı su hattından alacağı için henüz daha oraya su akmamıştır. Ama diğer 7 köyümüze şu an itibariyle su akmıştır ve biz kendi bölgemizde suyu rahatça kullanabiliyoruz. Çünkü bunun sebebi altyapılarımızın tamamen bitmiş ve son AB standartlarına göre olan tamamen asbest olmayan, altını çizerek söylüyorum, asbest ve kanserojen madde içermeyen borular var şu an bizim bölgemizde. Ve rahatça suyu içebilecek pozisyonumuz vardır. Anavatandan gelen suyu. Diğer ilçelerde bazı, hatta başkentte de bildiğim kadarıyla bazı bölgelerde su içilemiyor. Çünkü borular çok eski zamandan kalma ve üstelik asbest, yani kanserojen madde içeren bir yapıdadır.